akşamlar değerli izleyenler. Memleket meselesi dedik. Evet, memleketin en önemli meselelerinden birisi tüketiciyi ne kadar biliyoruz tüketimi? Yani bu yüzden biz de bu akşam aramıza Tüketici Koruma Birliği Başkanı Ali Yılmaz'ı davet ettik. Başkanım, hoş sefalar getirdin. Sağ olasın. Dedik ki Tüketici Koruma ve Dayanışma Birliği Başkanımız bizi tüketim konusunda, tüketici, doğru bir tüketici miyiz? Bu konularda bizi aydınlatsın istedik ve sizi davet ettik. Buyurun. Prosedür gereği önce sizi tanıyalım, ardından programımıza başlayalım. Öncelikle buraya davet eden sizlere ve sizlerin nezdinde Moda TV'ye Yüren'in güzel bir girişimini yapmış olan Moda TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Tüketiciler Birliği Ordu İl Başkanlığı ile alakalı çalışmalarımızı yıllardır sürdürüyoruz. Evet. Tüketicinin korunması, onların haklarının korunması ile ilgili bir çalışma içerisinde ekip arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır bu mücadeleyi vermekteyiz. Güzel de yollar kat ettik bu zamana kadar. Ama bu işte pandemi süreci adı altındaki zaman içerisinde durumlar biraz karıştı tabii. Yani bu tüketicinin haklarıydı. Evet. Her şeyde olduğu gibi. Bunda da bir takım sıkıntılar var. Evet. Şimdi başkanım, aynı zamanda ben sosyal medyadan da programı paylaştım. Evet, izleyen arkadaşlarına rica edeceğiz. Siz de paylaşın ve çünkü daha çok tüketiciye ulaşmamız gerekiyor. Gerçekten bu konu çok önemli. Ben önce nereden bu konu aklıma geldi onu söyleyeyim. Birçok mağdur arkadaşımızla karşılaştık. Özellikle alışverişlerde, özellikle fiyat artırımında. Dedik ki yani bu konunun muhatabı kimdir? Bu konuya nereden başlamamız gerekiyor? Tüketici bu konuda nasıl bilinçlenmesi gerekiyor derken konuda muhatabı siz olunca bu akşam aslında süreç böyle gelişti. Biz de konuya vakıf, konuyu bilen birisi, bir abimiz, bir başkanımız da dedik ki bu sohbetimizi, çayımızı alalım yanımıza. Evet. Sohbetimizi burada yapalım istedik. Evet, biz doğru tüketici miyiz başkanım? Oradan başlayalım. Şimdi doğru tüketici miyiz? Yani bilinçli tüketici miyiz? Değiliz. Yani o konuda maalesef çok ileri seviyedeyiz diyemeyiz. Evet. Yani biraz geçmişe gittiğimizde baktığımızda bu toplum, yani Türk toplumunun geçmişine baktığımızda dünyaya bu konuda akıl vermiş, dünyaya nizam verdiği gibi her anlamda ticaretinde işte tüketicinin nasıl olması gerekiyor. Bu konularda tavsiyelerde bulunmuş, fermanlar yayınlamış bir ecdadın çocuklarıyız biz bugün. Geldiğimiz noktada eğer o durumla, o günkü şartlardaki durumla bugüne baktığımızda sınıfta kaldık diye düşünüyorum. Yani çok bilinçli bir tüketici anlayışımız şu anda yok. Ne yapmamız gerekiyor? Nerede yanlış yapıyoruz? Yani şimdi Avrupa bizden daha önemli. Az önce dediniz ki bilinçli bir ecdadın torunlarıyız. Fakat bu konuda Avrupa bizden daha iyi. İstatistiklere bakıyoruz, işte atıyorum takip ediyoruz, haberleri takip ediyoruz. Avrupa bizden daha iyi. Ne kadar biz kötü. Nerede yanlış yapıyoruz? Ne kadar kötü. Ne evet, kadar. Nerede yanlış yapıyoruz? Çok acı bir şey. Yani Avrupa bizden şu anda ileride diye konuşabiliyoruz ve söylüyoruz. Evet. Hayır, Avrupa bizden ileride değildi. Değildi, değil mi? Bak, Avrupa bizden ileride değildi. Neydi Avrupa? Avrupa kendi insanlarını katlederken, evet, pislikler içerisinde yüzerken, bizim bugün imrenerek baktığımız Avrupa, benim ecdadım, evet, onlara insanlık dersi verirdi. Ahlak dersi verirdi. Evet. Ahlaksızlıklarını giderebilmek için atlarına binip, kılıç kuşanıp gider orada, hakimiyetini sağlar, orada nizam ve düzen verirdi. Evet. Bunları yaptığı gibi kendi memleketimizde, yani evet, kendi insanımıza nasıl tüketici olunması gerektiğini, evet, insanların nelere daha iyi kavuşabiliri, cebindeki parasını en uygun şekilde nasıl harcayabilirleri Beyazıt'tan fermanlar yayınlayarak bunu o tarihlerde dile getirmiş ve uygulamış. Bugün geldiğimizde biz kapıdan satışlarla
veya doğrudan satışlarla veya internet satışlarıyla veya herhangi bir durumda dolandırılan bir millet durumuna geldik. Yani evet. Şimdi bunlar bize yakışmıyor normalinde. Biz akıllı bir milletin çocuklarıyız. Yani bizim ecdadımız dünyaya akıl verirken, biraz önce söylediğim gibi, ahlak dersi verirken, nizam verirken dünyaya, onun evlatları bugün kapıdan satışlarla veya tabiri caizse üçkağıtçıların üçkağıdına gelerek dolandırılıyor. Cebindeki çoluğunun çocuğunun rızkını yani kandırıldım diyerek peşkeş çekiyor. Yani bunlar bize yakışmıyor. Biz daha akıllı, zeki olmamız lazım. Ha, bunun için ne yapmak lazım diye soracaksınız zannediyorum. Hemen ilave edeyim. Bir, akıllı olacağız. Aklımızı çalıştıracağız. Evdeki çocuğumuza parasını nasıl harcaması gerektiğini öğreteceğiz ebeveynler olarak. Anne babalar olarak. Yani biz şimdi çocuklarımıza harçlığı verdiğimiz zaman harçlık veririz çocuklarımızın cebine. Bakkala gider ya da okul kantinine gider veya dışarıda nasıl olsa harçlığını verdim. Baba anne rahat eder. Hayır öyle değil. O evladına evinde tavsiyede bulunacak. Söyleyecek. Diyecek ki şu zararlı maddeleri alma diyecek. Şunlar 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 zararlıdır evladım diyecek. Paranı kontrollü harca diyecek. Şimdi bilinçli bir tüketici dediğimiz zaman, toplumu dediğimiz zaman bilinçli tüketici toplumu böyle oluşur. Parasının kıymetini bilen, neye parayı harcadığını bilen bir toplum oluşmaya başlar. Bu da zengin bir toplum oluşmana vesile olur. Şimdi aslında başkanım, alan o kadar geniş ki aslında baktığınız zaman işte tüketici koruma. Baktığınız zaman işte bakkala gidiyorsunuz, aslında muhatap sizsiniz. İşte kıyafet alıyorsunuz, aslında konu sizsiniz. Ya da ne bileyim işte araba alacak, şikayet aslında okuluna da gireceğiz. Evet, bütün şikayet alışverişlerde, bütün alışverişlerde şikayet merciyiz. Yani aslında her kesimi ilgilendiriyorsunuz. Mesela bazen burada siyasetçi arkadaşları ağırlıyoruz. Siyasetçi genelde işte siyasetle ilgilen kesimi ilgilendirmiş oluyor. Yani siyasetle ilgilenen belli bir kesim var, onu ilgilendiriyor. Ama sizin alanınız işte 3 yaşındaki çocuğun alışverişinden tutun da işte 90 yaşındaki amcanın alışverişine kadar her kesimi ilgilendiriyor. Aslında bu konuda önemsiyorum ben. Sizi de önemsiyoruz, konuyu da önemsiyorum. Şimdi teknik bilgisi şudur. Evet. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar ki harcamış olduğu ihtiyaçları için harcamış olduğu doğumundan ölümüne kadar ki dönem tüketicidir. Yani bu o faaliyetleri tüketici faaliyetidir. Yani doğumundan ölümüne kadar ki. Bu kim? Doğmuş insan ve ölene kadar. Bu herkes. Herkes yani bütün insan. Doğru. İşte ondan dolayı yani bunun teknik tarifi bu. Konumuz önemli. Evet, yani ben işte ayakkabıcıyım. Ayakkabıcı da tüketici. Evet. Aslında memleket elbiseci, elbiseci de tüketici. Siyasetçi, siyasetçi de tüketici. Evet. Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı da tüketici. Evet. Bu konu tam da memleket meselesi. Yani başkanım, yani hepsi, beni en çok biz yani netice itibariyle onların hepsinin topyekün temsilcisi olmuş oluyoruz. Şimdi yani. Evet. Zamanında çok gördük. İşte internette bal satıldı, işte dolandırıcılık olayları oldu. Yani özellikle bal konusunda mesela bizim bölgemiz dünyada lider. Ordu için söylüyorum. Fakat şöyle, biz glikoz sattık dünyaya. Ülkeye glikoz sattık. Çocukları zehirledik. Yani bal diye glikoz sattık. İşte az önce dediniz ya internetten. Bugün internette insanlar alışveriş yaptığı zaman farklı farklı şeyler geliyor. Yani atıyorum işte telefon istiyor. Bunları çok gördük haberlerde. Evet. Salatalık geliyor bilmem ne. Şimdi evet, satan kesimdeki ahlaksızlık burada var. Yani biz niye bu duruma geldik? Yani niye bütün dolandırıcılıklar tüketicinin üzerine oynandı? Ya da nerede yanlış yapıyoruz? Ya da düzelmesi için ne yapmamız lazım? Yani birçok soruyu bir arada sordum da çünkü gerçekten derdimiz büyük bu konuda. Mesela internet satışlarında ne yapmamız lazım? Şimdi bir defa biraz önce söylediğim gibi çok akıllı hareket etmemiz lazım. Mesela bir karşımıza bir şey geldiği zaman bu cazip işte reklamıydı bilmem şunu... Bir kere düşünmeye kendimize bir fırsat vereceğiz. Araştıracağız. Mesela bir ürünü almadan önce bir internet sitesinden bir ürün alacaksın diyelim. Bunu araştırmak lazım. Yani internet siteleri şu anda
tamamı güvenli değil ki. Biraz önce söylediğiniz durumlar ondan kaynaklanıyor. Yani araştırmadan yani ederi çok yüksek olan bir ürün. Diyelim 500 liralık ürünü adam çıkartmış internette 50 lira diyor yani. Evet, 50 lira diyor. Evet. Bunu düşünmek lazım. Böyle bir şey yok. Bu adam bunu veriyor. İşte aklımız orada harekete geçmesi lazım. Bir anda bu ucuz ürün diye onun gafletine kapılmamak lazım. Düşünmek lazım. Evet. Yani onun muhakemesini en azından bir müddet muhakemesini yapmak lazım. Mesela bizim tüketicilere tavsiyelerimizden en önemlisi şudur. Mesela evde eşlerimiz, hanımlarımız, genelde alışverişe çıkanlar bunlardır. Genelde alışverişi gidip o mekanizmayı döndüren bu insanlardır. Evin anneleridir yani neticede. Veya hep beraber anne baba ne olursa olsun. Mesela bir alışverişe gitmeden önce hakikaten şu çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Mesela bir markete gideceksiniz ya da bir eşya alacaksınız veya herhangi bir durum. Alışverişe gitmeden önce bir defa önceden ne alacağınızı tasarlamak zorundasınız. Allah. Çok psikolojik bir olaydır. Biz ne yapıyoruz? Evet. SPT alıyoruz, baka baka alıyoruz. Hayır bak orada yanılacaksınız. Mutlaka yanılacaksınız. Bir, ikincisi mesela alışverişe gitmeden önce kendinizin ne durumda olduğunu görmek zorundasınız. Rahat mısınız? Yani alışverişe hazırlıklı mısınız? Ekonomik yönden diyorsun değil mi? Ekonomik değil. Psikolojikmen hazır mısınız? Mesela sinirli, uykusuz, herhangi bir durumda alışverişe gittiğinizde en büyük hataların yapıldığı alan bu alandır. Yani psikolojiyle çok alakalıdır alışverişiniz. Evet. Çünkü bir anlık dalgınlıkla herhangi bir şeyi satın alabiliyorsunuz. Sonra pişman oluyorsunuz. Ama önceden planlarsanız bunu. Peki herhangi bir dalgınlıkla bir alışverişi yaptık. Eve geldik pişman olduk. Ne yapacağız? Yani geri götürüp verdik adam almıyor. Almaz. Yani şöyle eğer bir üründe teknik anlamda şimdi insanlar bazen bunu yanlış değerlendiriyor. Mağazadan alınmış olan bir ürün ben aldım geri iade edeceğim. Keyfi durumda iade edemezsiniz. O müşteriyle işverenin arasındaki müşteri memnuniyetiyle işin doğrusu çok alakalı bir şey. Hı hı. Ha, düzgün bir esnaf, iyi bir esnaf onu orada tolere edebilir. Yanılmıştır. Fakat biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki. Öyle esnaflarımız da var ki reddediyor, hatta kavga ediyor. Almasaydın gibi. Evet. Çok çirkin cümleler kullanarak orada insanları rencide ediyor. Yani sanki halbuki bir müşteri bin müşteri şeyini orada unutuyor, gaflete giriyor. O da yanlış yapıyor yani. Bu da esnaflık değil. O anki psikolojisi neyse. Esnaf için de çok geçerli. Yani psikolojik durumunu ölçecek müşteriyle muhatap olurken. Fakat bunun da sıkıntılarının olduğunu görüyoruz. Netice itibariyle bir ürünü almadan önce dediğim gibi dikkat edilmesi lazım. Hata yapmamak için daha önceden planlanması lazım. Peki bu şeye de kaldım yine. Ürünü geri verdik almadı. Bunun bir mesela size gelmiş olsa siz bu konuda ne yapıyorsunuz? Mesela tüketici hakimiyetinde yine temsilcisiniz değil mi? Temsilciyiz. Biz geldik kaymakamlıklarda, valiliklerde tüketici hakimiyetine. İşte dedik ki ben bir ürün aldım kardeşim. Ertesi gün vermek istedim. Ürünü annem kızdı, babam kızdı. Geri almıyorlar. Yok öyle olmaz. Yani işte o yok. Yani böyle bir değerlendirme yok. Eğer üründe hata var, gizlenmiş bir ayıp denilen, yani göremediğiniz, hı-hı, o anda göremezsiniz ayıbı. Ancak kullanmaya başladığınızda o üründeki ayıbı görürsünüz veya, hı-hı, eksiği görürsünüz, itiraz edersiniz. Yani itiraz ettiğiniz, bu sefer itiraz ettiğinizde orada sizin hakkınız doğar. Üç tane seçimlik hakkınız vardır. Dersiniz ki paramı alacağım, iade alacağım ya da İşte servis istiyorum ya da işte ücretini iade alacağım gibi, hı hı, üç tane seçimlik hakları var. Tamirini istiyorum, servis hizmet istiyorum gibi üç, hı, tane seçimlik hakkı var. Yani onu o aşamaya geldiğinde bunları yapmak zorundasınız. Evet. Başkanım asıl çok önemli konulardan aslında belki de en önemli konu. Bu pandemi sürecinde hep bahane edildi fiyatların artırılması. Mesela daha önce bir aile işte markete girdiği zaman 100 liraya 200 liraya çıkabilecekken bugün 500 liraya çıkamaz duruma geldi. Bunu gerçekten pandemiye mi bağlamamız gerekiyor ya da
Yani her şeyin suçlusu pandemi mi bu süreçte? Biz niye bu hale geldik? Yani 100 liralık market alışverişi yetecekken 200 liraya o poşeti dolduramaz hale hangi ara geldik? Yani buradaki suçlu kim? Ya sorun zaten burada. Şimdi tüketicinin hakları ile ilgili kısacası şunu söyleyeyim. Bir defa sizin sorunuza cevap vermeden önce teknik olarak çok boğmayacağım ben seyircilerimizi. Şunu yapmaları gerekiyor tüketicinin. Yani bir ürün aldığında mutlaka garanti kağıtlarına baksınlar. Mutlaka nereden ürün aldıklarına dikkat etsinler. Bakın bu çok önemli. Garanti kağıdı mutlaka olmalı. Kesinlikle. Herhangi bir şey aldığında mutlaka yazılı bir belgesini alsın. Kaşeli yazılı bir belgesini alsınlar. Yani fiş, fatura. Çünkü orada mağduriyet daha çok fazla yaşanıyor. Yani nasıl olsa ben karşıdaki esnafı tanıyorum. Ya selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bundan bir ürün alayım da işte yarın bir sıkıntım olursa olmuyor ama. Bak bununla çok karşılaşıyoruz. Yani maalesef bizdeki bir takım eksiklerden bir tanesi, yanlış olan eksiklerden bir tanesi. İşte biraz sonra belki o konuda gireceğiz. Yani bu ahilik meselesine, evet, o konuda ahlaki değerler meselesine, geri kalışımızın meselesine gireceğiz birazdan belki zamanımız olursa. Tabii, ahilik evet. Gerçi önem verdiğimiz bir kavram. Vatandaşımız bunlara dikkat etmeli. Ben bir ürün alıyorsam bu ürünün bana zarar vermesinin de hesabını yapmamız lazım. Evimize ürünü götürdüğümüz zaman artık dünya değişti. Dünya çok farklı yerlerde. Bizim hakikaten aldığımız ürünlere çok dikkat etmemiz gerek. Çünkü gıda maddesini aldığınız zaman direkt kanınızla ve vücudunuzla iletişime geçen bir durum. Neticede eğer bunda zararlı bir şey varsa sizin hayatınız da olabilir. Veya işte elektronik bir cihaz alıyorsunuz. Aldığınız cihaz elektriğe taktığınızda belki size zarar verebilir. Onun için bilmediğiniz yerden garantisi olmayan bir ürünü kesinlikle evimizin içerisine sokmamamız gerekiyor. Hı. Bu gıda maddesinde de aynı durum. Mesela sokak satıcılarından alınan gıdalar. Bunlar da aynı şekilde. Belki sokaktaki manavlar, arkadaşlar diyecek, pazarcılar belki farklı düşünecekler ama artık insan güvenliği bu saatten sonra çok önemli. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. İnsan güvenliği, can sağlığı şu anda yaşadığımız ortamda zaten bir fobiyle beraber yaşıyoruz, korkuyla beraber yaşıyor insanlar. Ki düzün ortasındaki ürünün çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımız, tüketicilerimiz bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Başkanım soru tekrar vereyim o zaman. Şu pandemi sürecinde fiyatlar niye bu kadar fahiş arttı? Onun cevabında bir iki tane mesajımız var. Başak Pelit, hayırlı güzel yayınlar Biricik abicim demiş. Biz de teşekkür ettik Başak'a. Seviyoruz kardeşim seni. Evet, Mustafa Nazilli Başkanım da İstanbul'dan iyi yayınlar diye selam göndermiş size. İstanbul'dan selamlar demiş. Memleket hepimizin demiş. Evet, mesajlarımız var. WhatsApp'tan gelen mesajlarımız var. Yine başkanım eklemiş. Başkanım çok doğru söylüyor. Alışveriş bilinçli ve sağlıklı düşünerek moralini yüksek tutmamız gerekiyor demiş. Evet. Biz de Mustafa Nazilli Başkanıma teşekkür ediyoruz. Şimdi tüketici deyince başkanım bir kısa bir ekleme yapmak istiyorum. Mustafa Nazilli İstanbul'da İmanlı Vatan Evladı Derneği'nin başkanlığını yapıyor. Başkanımın birçok projesi vardı. Bir tanesini bahsedeceğim. Belki hani siz şimdi az önce dediğiniz ahilik dediniz, milli vurgusu yapınca belki dikkatinizi, belki ilginizi çeker diye söylüyorum. Mustafa Nazilli Başkanım Almanya Berlin Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümünden Türk gençleri bir araya getirdi. Onlar aslında Türk gençlerle şöyle bir iletişim oldu. Yerli ve milli bir bilgisayar oyunu projeleri var. Yani şimdi dedi ki bütün oyun sektörü yabancıların elinde. Yani az önce çocuklardan bahsettiniz ya, çocuklarımıza işte eline parayı veriyoruz artık ardından bakmıyoruz dediniz. Şimdi başkanım şöyle bir hamle yaptı. Dedi ki bu nesil bizim neslimiz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bu nesili yabancıların hazırladığı, yabancıların önlerine koyduğu oyunlarla değil de madem ki bu oyunu oynuyorlarsa bunu tamamen yerli bir oyunla
bu gençlere artık kendi milli kültürümüzü aşılayabilecek bir şeyler üretmemiz gerekiyor dediler. Ve Almanya Berlin Üniversitesi Yazılım Mühendisi bölümünden arkadaşlarla bir araya geliyor. Şimdi arkadaşlar yazılımlarını hazırladılar. Oyun projesine başladılar. Ve böyle bir projeleri var. Çok güzel ses getirecek. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na gösteriliyor proje. Ardından da artık izinler alınarak bütün Türkiye'de, hatta bütün dünyada pazarlamasına başlanacak. Zor bir süreç, yorucu bir süreç. Şimdi Mustafa Nazilli mesaj gönderince de kim olduğu ile ilgili kısa bir bilgi vermiş olayım istedim. Evet, böyle güzel bir, böyle şimdi önemli bir projeleri var. Mustafa hocamıza ben inşallah denildiği gibi güzel şeyler yapalım. Bak şimdi şunu söyleyeyim. Çok güzel bir şey düşünülmüş aslında. İşin içeriğindeki durum basit bir durum değil. Evet. Bakın, kısaca geçtim. Öyle bir uğraşlar var ki. Bak şimdi başlayalım. Benim aldığım şu. Yani bu çocuklara yönelik yabancı menşeli çocuk oyunlarıyla alakalı ve hocamız zannediyorum bizim kültürümüzü yansıtan. Evet. Bir, onu da söyleyeyim. Mahsur yok söylememde. Selçuklu döneminin işte Osmanlı'ya geçişini anlatan bir yerli oyun. Bu çocukların tamamı Türk. Şimdi eğer böyle bir şey yapıyorsa. Bir şey daha başkanım. Yani. İsim de veriyorum. Ünlü bir futbolcu. Mesut Özil. Başkanım özür diliyorum, kusura bakma, bu ismi vermeyecektim aslında ama bu ismi vermek. Aracılığıyla Alman ekip geliyorlar. Diyorlar ki işte size işte atıyorum ortalama bir rakam 10 milyon euro verelim. Aradan çekilin ya da bu oyunu bize aktarın. Yani bizim için, bizim adımıza yapın diyorlar ve çocuklar dönüp bakmıyorlar bile. Diyorlar ki bizim parada burada gözümüz yok ve bunların tamamı Türk çocuklar ve Alman ekip onların hala peşinde. Çocuklar ellerin tersiyle ittiler ve dediler ki biz burada kendi ülkemizde yapacağız dediler ve bu sürece burada başlamış oluyorlar. Artık yavaş yavaş bunun startını verdiler. Şimdi sizin anlattığınızdan çıkardığım şey şu. Yani Allah razı olsun. Şimdi bir Selçuklu ile Osmanlı'yı bağladın. Evet. Eğer böyle bir eser oluşturursa bizim ve ikinci ekledin şunu söyledin. Dedin ki zaten bu zamana kadar ne hikmetse bizim bütün kültürümüzü, bütün değerlerimizi alıp bize satmaya kalktı. Sattılar da yani. Evet. Benim kültürümü, benim örf, adet ve geleneklerimi yaşatan kim yaşatacak bunu? Bizden sonra gelecek ya da nesiller birbirine bunu teslim etmesi lazım. Biz bir şey teslim alamadık. Çünkü yetişmedik. Öyle söyleyelim. Evet. Mesela bugün biraz önce söyledim. Selçuklu bir deryadır. Osmanlı onun devamında bir deryadır. Belli bir döneme kadar diyelim, öyle diyelim. Fakat biz bunların hiçbirisinin kuralını alıp da toplumumuzun içerisinde uygulamaya koyamadık. Mesela biraz önce söyledim. Bu pandemi meselesinde işte söylüyorum, sınıfta kaldık. Niye sınıfta kaldık? Biz böyle bir millet değiliz ki. Biz asil bir milletiz. Türk milleti asil bir millet. Evet. Cenab-ı Allah'ın, yani Peygamber Efendimiz'in müjdelediği bir millet. Ayıp. Yani böyle bir millet dolandırılamaz. Böyle bir milleti kimse de dolandıramaz. Böyle bir milletin içinde yaşayan insanlar birbirini dolandıramaz. Allah'tan korkar. O zaman Allah korkusu yok. Böyle mi? Diyeceğiz. Evet. Pandemi meselesinde sadece bakın, gazetemizde biz bunu yazdık. Biliyorsun benim kendi gazetemde var. Evet. Gazetemde de bizzat yazdım ben bunu, söyledim. Yani bir tane maskeyi 20 liraya sattı bu insanlara fırsatçılar. Ben buna ne Türk milleti derim bunu yapanlara. Bir yağı bilmem kaç liradan bilmem kaç liraya ertesi gün satmaya başladılar. Ben buna Türk de demem. Bunlardan şüphe etmek lazım. Ama ben şunu da söylüyorum. Diyorum ki devlet yetkililerinin zafiyetleri diyorum. Ama devlet hafızası bunları unutmaz diyorum ben yine. Yine söylüyorum, iddia ediyorum. Devletin hafızası bunu unutmaz. Yarın bunları kayıt altına almıştır diye düşünüyorum ki buna inancım sonsuz. Bunu yapan insanları kayıt altına almıştır. Yarın öbür gün bunların hesabını vermek zorundalar. Çünkü bunlar bu ülkenin insanı olamazlar. Evet. Bir günde pandemi meselesini fırsat bilip
kolonyanın 1 liraya aldığın kolonyayı 10 liraya sattı insanlara bir günde. Böyle rakam mı olur? Ha, devletin yetkililerinde, bak yetkililerinden bahsediyorum, devletten değil. Devletim benim muktadirdir, her şeyi bilir. Yapar. Onun hafızası bir yere biriktirir bunu. Ama devletimizin yetkilileri bu konuda zafiyettedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu milletin cebindeki paranın gasp edilmemesi için 24 dakikada kararını verir, gereğini yapar, 24 dakikada bıçakla keser gibi keser. Ben buna inancım sonsuz. Bak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti var burada. Peki niye olmadı ya? Yani mesela şu an fiyatlar... Ha, ben bunları yani biraz şey yaparak söylüyorum. Niye? Neden söylüyorum? Ben çünkü bu ülkenin insanıyım ya. Evet. Biz kaç yaşına gelmiş mücadele veriyoruz. Evet. Bugün anlattım işte. Sizinle beraber de sohbetimde anlattım. Bu ülkenin cefasını, sıkıntılarını çeken örneğini verdim size. O hikayeyi bir anlatır mısın? İzleyicileri de paylaşalım. Önemli bir örnek. Bunu gerçi çok insan bilir ama ben yine söyleyeyim. Bugün anlattığım misal burada çok önemli bir misal çünkü. Gerçekten önemli. İnsanların kafasına evet. girmesi gereken bir misal. Evet. Bu milleti anlatan bir misal. Bu milletin ekmeğiyle oynanmayacağını gösteren bir misal çünkü. Evet. Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, mekanı cennet. Savaş sırasında bir tepeye çıkıyor. Yanında bir köyün tepesine çıkıyor daha doğrusu. Yanında o köyden insanlar var. Tepeden karşı taraftaki güzel bir bina görüyor orada. Binayı gösteriyor. Diyor ki bu bina kimin? Güzel bir bina. Paşam diyor bu bina işte yabancı bir isim söylüyor. Yani işte bir Ermeni ismi söylüyor öyle diyelim. Hı. Ermeni vatandaşımızın ismini söylüyor. Çünkü onların isim farklılığı var ya. Öbür binayı gösteriyor. Diyor ki orada da güzel şatavatlı güzel bir bina var. Onu gösteriyor. Yine aynı yabancı isim söylüyor. Üçüncü binayı gösteriyor. Yine aynı. Böyle güzel binalar. Hep yabancıların yani. Türk savaşıyor zaten. İşte bildiğimiz gibi. Orada bacası zor tüten, işte yıkılmış, damı çökmüş. Bir tane kulübe görüyor orada. Bacasından duman çıkıyor yani. Ya şu kimin diyor. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Şu harabe kimin diyor. Yanında topal, bir bacağı olmayan, işte sıkıntılı bir adam, fakir, fukara olduğu belli yani. Paşam diyor, o benim. Ya oğlum diyor, yani bunlar bunu yaparken sen neredeydin diyor ya. Paşam diyor, ben senin yanındaydım, cephedeydim, savaşıyordum ben. Ne acı değil mi? Ben bugün, savaşıyordum. Ama bak bugün bu milletin geldiği durum budur. Cephede savaşan, vatan millet diyen fakir kaldı. Fakir kaldı ve aç şu anda biliyor musun? Ben buna inanıyorum. Bu doğru. Evet, ekonomik olarak Türkiye hakikaten belli bir yere belki sürüklenip gidiyor falan ama bu biraz önce anlattığım haysiyetli, onurlu, şerefli adam gidip de benim ekmeğe ihtiyacım var demiyor ki. Diyemiyor ya. Evet. Bunu kim görecek? Bu adaleti kim dağıtacak? Onu da görüyoruz biz şimdi. Bu adaleti İşte devletin birimleri bu konuda çok akıllı olup bunu göreceksin kardeşim. Eğer Allah'a iman ediyorsan, görüyorsan bunu göreceksin. O adaleti verebilmek için o eksik olan insanı Hazreti Ömer misali gidip bulacaksın. Yapacaksın. Ya da o koltukta oturmayacaksın. Ama maalesef bizim şimdi o koltuklarda oturanlara baktığımız zaman biraz daha farklı görüyorum ben açıkçası. Belki yaşımız gereği ama onların o koltuklarda otururken o insanlara el uzatması gerekirken biraz zayıf görüyorum onları. İnşallah düzelirler diye düşünüyorum. İnşallah. Başkanım peki gıdadaki artışı dedik ki evet toplumda ne yazık ki o ticari ahlak yok dedik. Bu daireler mesela orada 300 bin lira daire 500-600 bin lira oldu. İşte demir fiyatı 3000'den 8000'e çıktı. İşte ne bileyim bunların fiyat artışı neye bağlayacağız? Aynı sistem midir yine? Mesela araç fiyatları 100 bin liralık araç 200 bin lira oldu. Bunları da aynı sisteme mi bağlamamız gerekiyor? Ya tabii ki şöyle dünyanın ekonomik dengeleri ben ekonomist değilim ama
Ben neticede bir tüketici temsilcisiyim. Evet. Tüketicinin lehine olması gerekeni konuşmak zorundayım. Adil bir şekilde onları koymak zorundayım. Tabii ki bizim önümüze koyduğumuzda bu işin de adaletsiz bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ya bir günde veya bir haftada araba fiyatlarının iki misli, üç misli çıkar mı ya? Böyle bir şey olur mu? Denetim mekanizmaları, biraz önce söylediğim gibi, bunu devletin denetim mekanizmaları anında mercek altına almalıydı. Anında almalıydı. Şimdi aynı şeyi otomobilde varken her şeyde olmaya başladı. Yani bu sadece otomobilde değil. Yani diğer insanların temel ihtiyaç maddelerinde de evet, aynı durumlar yaşandı. Ha, dünyanın şartlarında ekonomi belli bir seviyede gider. O da devletin kontrolü altında gitmesi lazım. Ben buna ikna olmalıyım. Ama ben bugün diyorum ki benim tüketicim dolandırılıyor diyorum ben. Kandırılıyor. Ben bunu dememeliyim. Ben çünkü Türkiye Cumhuriyeti gibi hukuk devleti, inandığımız hukuk devletinde yaşıyoruz. O zaman bu olmamalı. Adil olunmalı. Çünkü biraz önce söylediğim gibi biz dolandırılacak olan bir ecdadın çocukları değiliz. Ayıp bize. Olmaz o. Bizim buna herhangi bir mekanizma, yetkisi olan herhangi bir mekanizma anında müdahale etmeli. Ha bu müdahaleyi gerçek anlamda gördük mü? Hayır, görmedik. Ha, biraz önce söylediğin, işte demin hocamız neydi ismi? Mustafa Hocam. Mustafa Hoca, söyledi. Bak şimdi bunlara çok görev düşüyor. Allah razı olsun. İnşallah yaparlar ve devam ederler. Çünkü biz töremizi unuttuk. Töre nerede başladı? Türk milletinin töresi. Selçuklu törelerle beraber ahlakını Osmanlı'ya aktarmıştı. Osmanlı'dan sonra bak orada adalete bakın. Biraz önce söyledim. Dünya, o gelişmiş olan, bizim imrenerek bugün bakmış olduğumuz dünya benim adaletime muhtaçtı. Evet. Bak düşün. Benim ecdadımın adaletine muhtaçtı. Öyleydi. Cenab-ı Allah onlara onu verdi çünkü. Adalet vermesini emretti. Ben buna da inanıyorum. Ve adaletini verdi. Şimdi bizim o adaleti veren, o adil olan yaşam tarzını çocuklarımıza vermemiz lazım. Mustafa Hocam'a onun için teşekkür ediyorum. Eğer bunu becerebilirler, yapabilirlerse, tanımadığım için söylüyorum, becerebilirlerse derken de yanlış anlaşılmasın. Yani bunu keşke çocuklarımız, yeni nesil, töremizi, yani nereden geldiğimizi, ecdadımızın ne kadar adil insanlar olduğunu öğrenerek yetiştiklerinde ben daha güzel bir toplum olacağım diye düşünüyorum. O zaman beni kandıramayacaklar. Kandırılan bir toplum olmayacağım ben. Ama bugün maalesef biraz önce söylediğimiz gibi telefonlarla, kapıdan satışlardaki şekillerle, işte internet satışındaki farklı satışlarla dolandırılan bir millet durumuna geldik biz. Evet. Yakışır mı bize? Yakışmaz. Ne yapmamız lazım? O ahiliye biraz girelim mi? Yani ahiliğin ahlakından neleri kapmamız lazım? Ahilik ahlakından biraz bahsedersek oradan kapmamız gereken daha orada, bir şey olacağız. Tabii ki yani. Şimdi orada esnafların birliğidir bu. Yani oradaki birbirini tamamlayan bu esnafların birliği, esnafın nasıl alışveriş yapması gerektiğini düşünebiliyor musun? O tarihlerde, o yıllarda bu şeyler koyulmuş, kurallar koyulmuş. Dünyanın böyle şeyden hiç haberi yok bir defa. Ve esnafın nasıl hareket edeceğini, ne gibi ürünler satması gerektiğini ve ürünlere ta o tarihlerde standart getirmişler yani. Düşünebiliyor musun? Evet. Başkanım, bir tane mesajımız var da ben anlamadığım için size sormak durumundayım. Zaman zaman kesip de mesaja da yer vermek gerekiyor. Hüseyin Kaan Pamuk. Eğer ben anlamadığım için sizle paylaşmak istedim. Ben Ülkücü Hareket olarak 20 yaşındaki kızı şehit eden Mankurt, Böhçeli, Bohçacı, Bahçeliyan, böyle şey, Ali Yılmaz, o koltuğa gerçekten yakışıyorsunuz.
hakemler FETÖ'cü, Orspor'da tüketici haklarımızı biliyorum. Bir şey yapmış, böyle ne demek istemiş anlamadım. Hüseyin Kan Pamuk, gerçekten anlamadım kardeşim. Daha inşallah genel başkan olursun demiş. Şu an İstanbul'da izleniyorsun Ali Yılmaz demiş, selam göndermiş. Ben aktarmadığımız için bize darılmasın diye aktarmaya çalıştım ama çok iyi anlamadım. Nadir Tuğba Eren de selamlar Gülyalı'dan demiş. Aleyküm İstanbul'dan selam. Hüseyin Kan Pamuk böyle bir mesaj göndermiş. Ben açıkçası tam anlamadım ama bize de gönlü koymasın niye doğru ifade ediniz evet. diye. Evet, şimdi o ahilikle ilgili, çünkü bu gerçekten çok önemli. Biz ahiliği unuttuğumuz için aslında az önceki saydığımız sahtekarlığın tamamı aslında o ahlakı unuttuğumuz için unuttum. Başımıza geliyor. Tabii, neydi tabii. mesela o ahilikteki ahlaktan biraz örnek verme şansınız var mı? Şimdi ahilik sistemi bugün uygulanmış olsa ne olurdu? Büyük bir facia olurdu. Facia olurdu. Niye olurdu? Ahlaksızlık çok. Yani bir ürünü satarken ki biraz önce söyledim. Ahilikte böyle bir şey yok ki. Yani o dönemde öyle bir milletin temsilcileri, dünyada diyorum daha henüz bu işi bilmeyen, yani esnaf birlikleriydi, o düzenlemeler, o tertip, o ahlaklı duruş. Dünya bunu bilmezken benim ecdadım bunu yapmış. Sen şimdi kalkıyorsun, onu söylüyoruz işte. Yani bugünün esnafı bana, esnafı derken yani ben düzgün esnafı tenzih ederek konuşuyorum. Tabii, ama gözümüzün gördüğü ve vatandaşımızın da bizzat izleyerek isyan ettiği bir maskeyi 20 liraya satan, bir maskeyi 10 kuruşluk maskeyi 20 liraya satan bir yapıyla karşı karşıya kaldık biz. Yani bunun ahilikle hemen devreye girmesi lazım. En azından esnaf birlikleriydi, bilmem neydi falan filan. Ha, bunlardan da ses çıkmadı. Ben biraz önce onu söyledim. Temsilciler bu konuda acize düşmüşlerdir bana göre. Yani bir tane kolonya 2,5 lirayken, 3 lirayken 20 lira yaptılar. Aynen öyle. Bir günde yaptılar. Şimdi ben bunu söylerken dile getiriyorum sadece. Ama bunu vatandaş hep beraber yaşadı. Hep beraber gördük. Fırsatçılık. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti şimdi ahilik dediğimiz hadise mıydı? Bak ahilik dediğimiz hadise asla ve katta bunları kabul etmez. Onlar ahlakla beraber ticaretini yapardı. Onların dirhemleri olsun, kantarları olsun, cenneti ve cehennemi tarttıklarını düşünerek ticaret yaparlardı onlar. Ya bugün öyle bir şey yok ama. Öyle bir kimsenin öyle bir derdi de yok yani. Bugün, demek ki ahlak bir yerde, ticari ahlak bitince tabii. Bu da tüketiciye de yansıyor, topluma da yansıyor, fiyatlara da yansıyor. Hatta her yere yansımış oluyor. Tabii yani ama kim kime vurduğu belli olmayan bir nereye gider şey. Başkanım? Nereye bu gidiş? Yani durmaz mı? Yani bu gidişin bir sonu yok. Bu belli bir şey. Çünkü herkes kafasına göre bir de serbest piyasa diye bir şey çıkarıldı. Serbest piyasa istediği fiyatı satabiliyor. İstediği şey nereye gider bu böyle? Hani bu bence gitmemeli, gitmez. Vallahi dediğim gibi bizim yani güzel bir tüketici toplumu oluşturmamız lazım. Hı. Bu işin devamının olmaması için. Biraz önce işte yine tekrar edeceğim çünkü güzel bir mevzu. İşte temelde biz çocuklarımızı düzgün yetiştirmeye başlarsak paranın kıymetini bilen, aklı başında, biz o zaman şimdi düşünebiliyor musun? Parasının hesabını bilen bir birey düzgün yaşar. Çünkü parasının kıymetini bilir, nereye para harcayacağını iyi bilir. Düzgün bir birey olur. Düzgün yaşayan bir birey durumundadır, tüketici durumundadır. Şimdi böyle bir bireyden bir toplum oluşturursak, parasını akıllı harcayan, zararlı bir şeye para harcamayan, yani israftan kaçınan bir toplum oluşturmaya başlıyorsunuz bu sefer. Şimdi bu böyle bir toplum bak ne getirir biliyor musun? Onu söylüyorum. Hiç kimsenin aldatamayacağı bir toplum haline dönüşür. Şimdi bu da çokların hoşuna gitmez. Çünkü bazen de şunu söylemek lazım. Aptal şaptal bir toplum birçoklarının da işine gelir aslında.
Çok akıllı toplumlar da böyle uyanıkların çok fazla işine gelmez. Gördüğümüz budur. Ama güzel bir tüketici toplumu, akıllı bir tüketici toplumu, parasının kıymetini bilen bir birey akıllı bir toplum oluşturur. Kimsenin aldatamayacağı, kimsenin kandıramayacağı bir toplum oluşur. Netice itibariyle zengin de bir zengin, aklı başında, akıllı bir ulus olursun. Akıllı bir toplum olursun. Ya biz birçok konuda, bu konuda geride bırakıldığımızı düşünüyorum ben. Evet. Neden diyorum mesela çocukların, özellikle çocuklarımızın bu anlamda düzgün yetişmesini temin etmemiz çok zor şey değil. Biz ne yapıyoruz? Çocuklarımızı, bak en önemli hatalardan bir tanesini daha söyleyeyim. Çocuklarımızı, özellikle bu neslimize bak, bu şu gelen nesle bak, betonların içerisinde beynini ve hafızasını yok ettiğimiz bir toplum oluşmaya başlıyor. Aynen. Doğayı tanımıyor. Ne yazık. Bak çocuklar doğayı tanımıyor. Anne baba betonların içerisinde yetiştirmek zorunda çocuğunu. Büyük büyük binalar yapılıyor, kapısı beton dolu. Çocuk böceği tanımaz, karıncayı tanımaz, hiçbir şey bilmez. Şimdi böyle bir nesil sanki yetiştirilmek mi isteniyor diye düşünüyorum ben. İnşallah sanki öyle değil. Dijital bir topluma doğru atılmaya yani çalışılıyor. Bizim dileğimiz şu, dileğimiz şu. Güzel bir toplumumuz olsun. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Canımız pahasına seviyoruz. Biz milletimizi seviyoruz. Müjdelenmiş bir millet olduğuna iman ediyoruz. Böyle bir millet, Türk milleti gibi bir milletin hak ettiği yerde olması gerektiğine inanıyorum ben. Öyle hamasetle, öyle duygu sömürüsüyle falan bu işlerin düzeleceği kanaatinde değilim. Çocuklarımıza değer verilecek, akıllı çocuklar yetiştirilmesi gerekiyor bu ülkede. Yetkililer de bunu mutlaka yapması lazım diye bizim düşünüyorum. Bizim gerçek bir dirilişe, gerçek bir uyanışa kesinlikle ihtiyacımız var. Ne diyor Üstad? Ey Türk, titre ve kendine gel. Evet, Fevzi 10 gün iyi yayınlar diliyorum demiş. Hüseyin Kampamuk az önce ben küsmem çünkü sizi seviyorum. Çünkü Ali Yılmaz bir değer. Keşke Sayın Mehmet Hilmi Güler'e danışman olsa demiş. Çok güzel program olmuş. Seni seviyorum Deli Başkanım demiş Hüseyin Kampamuk. Arslan Yücel, şu an Antalya'dan seyrediyorum. Ali Başkanıma selamlar. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Başkanıma soruyorum. Fındık fiyatlarında ne gibi dolaplar dönüyor? 2,5 dolar olması gereken fiyat 4 dolarla oynuyor. Pardon, 25 dolar olması gereken fiyat 4 dolarda oynuyor demiş. Aslında tam da ben konuyu bu mesajdan sonra bitirip fındık fiyatına gelmek istiyordum. Çünkü tüketicilerin en önemli gelir kaynağıydı fındık. Bölgemizin olmazsa olmazıydı. O konuya girecektik. Arslan Yücel de bu konuda hemen fikrini göstermiş. Hayırlı yayınlar demiş Bekir Karataş başkanım. Yine Hüseyin Kampamuk demiş ki toplum bilinçli tüketici değil. Eylem yapmalı. Ne bu pahalılık? Araba aldım. Hayat sigortasını almak istedim. Ulubey'de belge eksik. Belgeler tam. Ali Başkan sana getirsem 3000'i alabilirsin. Hükümetten saygılar sunuyorum. Arz ederim, başarı ederim, yaşam yolunda demiş. Ozan Arif misin sen abi diyor sana. Böyle bir güzel mesajını göndermiş. Başkanım, asıl önemli konumuz bizim memleketimizin, bölgemizin tüketicilikten bahsettik ya. Asıl fındık. Şimdi hem fındığı konuşalım ardından vedalaşırız da. Fındık gerçekten çok önemli. Fındık niye buralarda? Hangi oyunların şeyi oldu? Belki tam alanınız değil ama bir tüketici temsilcisi olduğunuz için bunu size soralım dedik. Biz ne olacak bu fındığın hali? Ya bizim tüketici temsilciliğinin yanında gazeteciliğimiz var. Evet. Hasbelkader. Tabii ki genel anlamda konuya vakıf olmak için mücadele veriyoruz. Evet. Bunu da bildiğimiz neticede ordunun de çocuğuyuz. Yani fındık bölgesinin insanıyız. Bizim konuyla ilgili bilgi sahibi olmamamız da ayıp olur. Yani tabii ki o konuda da bir iki cümle söyleyebiliriz diye düşünüyorum. O zaman bir daha soralım. Ne olacak bu fındığın hali? Ne olacak bu fındığın hali? Şimdi ben o konuya çok farklı bakan birisiyim. Şöyle bakıyorum ben konuya. Yine bilinçli bir toplum olmamamızdan kaynaklanan bir şey bu. Bana göre. Şimdi bu belki farklı yerlere gidecek, farklı düşünülecek ama yani neticede
Bizim şimdi fındığımızı ederini temin etmesi gereken kurumlar var. Demokrasinin olmaz olmazlarını önümüze koymuşlar. Fırsatlarımız var. Halkın ve üreticinin kurumu var. Neresi? Üreticinin birliği var. Neresi bu? Diye sorsam sana. Fiskobirlik. Tabii. Doğru mu? Resmi birliğimiz o. Ne o? O devlet kurumu değil ki yani. Devlet memurlarının oturup başkanlık sistemiyle beraber oluşturulmuş, tüketicinin, müstahsilin oluşturmuş olduğu bir kurum. Şimdi siz şöyle bir şey yapalım. Babanız fındıkçı. Sen fındıkçısın. Hepimiz fındıkçıyız yani. Bahçelerimiz var, bağımız var, bahçelerimiz var. Bir defa biz kendi kuralımızı kendimiz koyamamışız ki. Hep birilerinden bir şey beklemişiz yani. Bana göre. Ana nedenlerden bir tanesini söyleyeceğim. Bu benim kişisel fikrim olarak alınsın yalnız. Onu da söyleyeyim. Ya fındık bahçelerimiz var. Fındık bahçelerimizin müstahsilleri ve delegasyonları, delegeleri öyle diyeyim, yetkilileri evet. Üniversite mezunu çok fazla adam yok biliyor musun? Hep babalarımız, annelerimiz fındığın başında oturmuşlar. Hep bunlar, bu işlere sahip çıkanlar bunlar. Bunların sahip çıktığı kadar var fındık bana göre. Yani? Gençlerin elinde olan bir şey değil. Yani mesela bu gençlere teslim edilen ve gençlere onların evlatlarına teslim edilen bir şey olsa, yani onlar bu konuya vakıf olsa, onlar bu işlerin idarecisi olsa gençlere biraz da teslim olunması lazım diye düşünüyorum. Onlar daha radikal kararlar alır diye düşünüyorum. Daha akıllı kararlar alır. Alev Hanım, ne olacak fındığın hali der misin? Lütfen. Çünkü gerçekten fındık konusunu biraz konuşmak istiyorum. Ama konuşmak şimdi, istediğimiz şeylerden bir tanesi şu. Çok farklı bir yerden baktığında o benim. Ama bak şimdi, farklı yerden bak, ana nokta şu. Benim fındık bahçelerime baktığın zaman bir defa ben babamızın diktiği bahçeler hala. Ben bir defa baktığım zaman fındık bahçeleri paramparça olmuş normalde. Fındık bahçesi diye bir şey yok. 10 dönüm yer belki 10 tane kardeşe pay olmuş. Bahçenin sahibi belli değil. Sen zaten normalinde fındık üretemiyorsun ki. Düzgün bir şekilde. Şimdi bak fındık meselesi bir de normalinde benim kültürümü oluşturuyor fındık meselesi. Ben çocukluğumda bilirim. Fındık vakti geldiği zaman bizim gurbetteki amcalarımız, dayılarımız işte memur olan bilmem ne olan hep beraber bir sofranın etrafına bir harmanın etrafında şenlik olurdu. Eskiden. Aile bağlarını güçlendirirdi. Yani fındığın bir de kültürel sana verdiği bir etki var. Manevi verdiği bir haz vardı o zaman. Evet. Ama şimdi kardeş kardeşi vuruyor neredeyse canım yani. Fındık bahçesi için. Veya yer yurt için. Nereye geldik yani? Şimdi sen bu fındıktan bir şey beklemekten ziyade fındığın bana getirdiği ailevi ve toplumsal sorunlarından bahsedelim normalinde. Ederinden ziyade biraz o konuya biraz bakmak lazım diye düşünüyorum. Evet, aslında yani biz toplum olarak şu anda aile olma özelliğini kaybetmişiz. Aslında fındık bizim toparlayıcımızdı biliyor musun? Önceden öyleydi bak şimdi. Fındıktan önce tabii, veya fındıktan sonra düğün tabii, yapılırdı mesela. Dedelerimiz vardı. Tabii nesil geldikçe işte zaman bizi maneviyattan uzaklaştırdığını görmemiz bu anlamda mümkün. Biz maneviyattan uzaklaşan bir toplum oluyoruz artık. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani bugün bir harmanı, bizim harman dediğimiz fındığın evet, serildiği yeri eğer kardeşler arasında paylaşamıyorsan sen bitmişsin, sen toplumluktan çıkmışsın zaten. Senin fındığın para etse ne olur, etmese ne olur. Önce bunu bir toparlamak lazım. Esas konuşulması gereken konu bu. Fındığın ederinden ziyade bak toplum birlik ve beraberliğini temin etmediği müddetçe sömürülmek ve tüketilmek zorundasın. Bu sadece bir anlamda konuşuyoruz biz. Evet. Ama bu güç birliğini, o maneviyatı, o birliği, beraberliği sağladığında sen ekonomik olarak da kendini çözersin zaten toplum olarak. Ama ben bugün umbuz olmuşum. Buraya kimse bakmıyor, bunu kimse konuşmuyor benim gördüğüm kadarıyla. Programlarla yapılıyor, işte konuşuluyor. İnsanlar bir şeyler anlatıyor falan ama
insanların manevi değerlerinin üzerinden oluşan erozyonu kimse anlatmıyor. Ben bugün toplum olarak hepimizin ailesi var, doğru mu? Babalarımızdan görüyoruz veya kendimizden görüyoruz. Ebeveynlerden bir tanesi baba rahmetli olup gittiğinde, çünkü onlar rahmetli olup giderken çok fazla böyle önüne bakarak gitmiyorlar benim gördüğüm bizim toplumda. Özellikle bizim Karadeniz'de ve Ordu'da. Çünkü evlatlarına oğlum şu senin, şu senin, şu senin deyip veya işte burayı çok parçalamayın. Akıllı bir düşünceyle beraber öbür dünyaya intikal etmediklerini görüyorum ben. Evladım dediği, canım dediği evlatlarını ölüp gittikten sonra birbirine düşman olarak bırakıp da gidiyor. Bak çok önemli konu. Evet. Bak o iki konu açıldı da konuşuyoruz yani. Aynen. Toplumumuzun ne yazık ki kanayan yarası. Çok büyük bir yara. Evet. Yani ben fındığın ederinden ziyade önce ben maneviyatımı kaybediyorum ya. Ben yani artık fındığın ederinden falan bahsederken de tabii ki o da etsin. Ama çok materyalist bir ruhla beraber bunu anlatmanın bir anlamı yok. Öbür tarafı gözden kaçırmayalım. Ben kardeş olmak istiyorum ya. Ben anne baba olmak istiyorum. Ben eş dost akraba olmak istiyorum. Biz bunu kaybettik. Fındıkla ilgili söyleyeceğim. Yani tabii bir bireysel düşüncem bir anlamda ama bu görünen bir vaka aslında ortada. Dediğiniz gibi fındığın fiyatından o bahsettiğiniz gerçek çok daha önemli. Çünkü fındık fiyatı bugün atıyorum 30 lira verilir. Belki gelecek sene 50 lira verilir. Bir hükümet 60 lira verir ama şu anki o kanayan yarayı bir hükümet, iki hükümet değiştiremez. Yani bu çok önemli bir kavram aslında. Çünkü bizim buranın kültürüdür fındık. Hani bir gelir kapısından ziyade bir kazançtan ziyade bir kültürdü aslında. Az önce ifade ettiğimiz gibi eş dost akrabanın bir araya gelişi, ne bileyim işte düğün yapılacak, işte fındıktan önce veya sonra yapılır. İşte her şey fındık zamanına göre şey yapılır. Bizim, market bakkaldan alışveriş yapardın, fındık veresiye yazdırdın. Tabii. Her şey fındık üzerine kurulmuştu. Bizim şimdi çocukluklarımızda baktığımız zaman, ben yaş olarak senden daha şeyde olduğum için, baktığımız zaman hakikaten mesela elektrik yoktu, su yok. Yani gaz yağ lambalarıyla beraber işte köylerdeydik o tarihlerde. Lüks denilen bir şey vardı. Lükstü. Adı da lükstü. Kendisi de lükstü. Herkes de bulunmazdı yani. Şimdi köyün ortasında harmanda onun bir tanesini yakarlardı. Bütün köy birleşir bir araya gelir harmanın başında. Güzel sohbetler oluşurdu. Evet. İnsanların manevi değerleri güçlenirdi. Ama bugün köylere baktığımız zaman, o köy dediğimiz yerlere baktığımız zaman insanlar neredeyse aile birbirine selam vermiyor ya. Yani bu gözden kaçırılacak bir şey değil ki. Gerçekten. Bu var ama yani böyle bir şey var. Şimdi bunu çözmesi gereken kim? Bu çözülmesi lazım. Bunu çözmesi gereken kim? Kim çözecek bunu? Bunu bence devlet diyemeyiz buna başkanım. Burada itiraz ederim. Çünkü hani her şeyi devletten beklemek gibi bir şey olur. Çünkü burada kültürümüzü unuttuk ya. Burada kime ama iş düşüyor bilmiyorum. Devlet burada değil bak. Tabii ki evet. Devlet değil. Evet. Devlet benim önüme bütün hepsini vermiş. Evet. Yine söylüyorum. Devlet sorgulanabilir mi? Bu ülkenin geleneklerinde var devletçilik. Devlet. Evet. Devleti yöneten ve idare edenlerde sıkıntı var diyorum ben. Uygula kardeşim. Baş ne yaparsa. Uygula ya. Evet. Mesela neyi uygula? Ben onu söylüyorum. Suçlayıcı anlamda değil ama bu bir vaka. Tabii. Yani bugün devleti yönetenlerin de ailesi var. Onlar da bu sıkıntıyı çekiyor normalinde. Dillendir veya bu işe bir çare. Ya işte bunu bir mevzu haline getir, okulda kitap haline getir, işte derslerde ver, bir şey yap ya, bir şey yap yani. Çünkü insanların maneviyatı gidiyor ya. İnsan kalmıyorum. Benim maneviyatım gittikten sonra benim çoluğum çocuğum maneviyatsız bir şekilde yetişecekse hep beraber ölelim gidelim yani, gerek yok ki. Maneviyatsız bir toplumun ne işi var yani bu dünyada? Ne yapacaksın yani? Biz iman etmiş insanlarız madem. Maneviyatımız eksik bir şekilde yaşayacaksak hep beraber yok olalım gitsin ya. Bunu bana vermesi gereken, devletten beklemeyelim diyorsun ya. Devlet veriyor zaten. Neyi vermiş? Köylerde imamları vermiş. Neyi vermiş? Köylerde öğretmenler vermiş. Neyi vermiş? Onları seferberlik ilan et. Onlar anlatsınlar. İmam desin ki
camiden çıkarken farklı şeyler söyleyeceğine, kardeşim aile olalım, maneviyatımızı bitirdik, şu maneviyatımızı düzenleyelim. Kaymakamlarımız var ilçelerde. Yerlerinde oturmasınlar, kalksınlar köylerde ziyaretlere gitsinler kardeşim. Onları anlatsınlar, yanına ekibini alsın, imamını alsın. Yani bölgedeki eğitimcisini alsın, sağlıkçısını alsın, gitsinler köyün ortasında. Bu insanlara tavsiyede bulunsunlar. Madem ki manevi, yine de o kadar maneviyatsız değiliz. Biz insanlara bir şeyleri uyarmamız lazım, anlatmamız lazım. Orada imam anlatsın, desin ki, kardeşim bak, cennet cehennem anlatılacak yani. Öyle anlat ya. De ki birbirinizde kötüyseniz yanlış yapıyorsunuz, öyle şey olmaz. Hoca da desin, şeyde öbürü de desin, yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Burada bir ekip olarak gitsinler. İnsanlara bu konuda bir gayret var mı? Yok. Yok. Eskiden yazılan çizilen bu konuda bir şey duydun mu? Benim bugünkü anlattığımın haricinde. Yok. Şu yani fındık meselesi dediğin konuyu açmaya çalışıyorum. Doğru. Yani sadece fındığın fiyatıyla ilgili. Bana mı düştü bu şimdi yani? Ben mi anlatacağım bunu? Ben neyim kardeşim? Ben bir sivil toplum kuruluşunun başında bir adamım. Benim ne yetkim var nedir yani? Ama bu kadar sesimiz çıkıyor. Bu kadar anlatabiliyoruz işte. Niye? Benden daha güçlüler, çok güçlüler var. Bizim üzerimizde bir sürü insanlar var. Onlar anlatsınlar. Onlar bu ülkenin çocuğu değil mi? Bu yarayı kapatsınlar yani. Selami Yılmaz demiş ki, başkanım iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ne güzel bir program, yayın akışına kapılıp gidiyoruz. Konuğunuz değerli abimiz Sayın Ali Yılmaz Bey'in aydınlatıcı fikirlerinden ve sohbetinden hoş bir duygu alıyoruz demiş. Selami Yılmaz'a güzel ifadelerine dolayı teşekkür de ettik. Memleketime buradan selamlar. Evet. Ablayırlı yani Gülyalı. İnsanlar orada gelen mesajlardan çoğu da onların. Evet, onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Fındık 25 lira iken yağ 38. Tüp 60 idi. Şimdi fındık 20, tüp 150. Yağ da 100 demiş. Esefle kınıyorum. Yazıklar olsun hükümet demiş. Hüseyin Kaan Pamuk. 35 lira olmalı fındık demiş. 35 lira olmalı mı başkanım fındık? Ya şimdi şöyle, maddi kısma girecek olursa. Şöyle söyleyeyim. Yani fındık öyle olmalı mı? Fındık bize göre tabii ki olmalı. Olsun. Ha sınırı neyse bunun düzgün bir şekilde hesaplanarak bu insanların cebine zarar verilmemeli. Yani fındık hakikaten zor bir ürün. Arazi koşulları zor. Hakikaten yani baktığımızda Ederi'yle karşı karşıya, biz de fındık işi yapıyoruz. Yani fındığımız var, üreticiyiz neticede. Ama baktığımızda Ederi'yle kendisini hakikaten zor karşılıyor. Yani, yani biz ne diyoruz orada, nerede nefes alıyoruz? Kumbara gibi biriktirdik diyoruz. Evet. Yani toplu olarak cebimize bir para giriyor ama harcadığımız parayı almış oluyoruz yani. E tabii ki etsin, etmeli. Niye etmiyor? Şu an niye hala 22'lerde, 23'lerde veya bu tür biraz önce söyledim. Spekülasyonların içine girdi. Yani yine devlet mi diyelim, dış güçler mi? Hani her şeyi dış güçlere atıyoruz ya. Yani bu var zaten. Yani bizim bütün alanımızda var. Yani bunun adını biz işte şöyle söyleyeyim. Kahve kültürüyle konuşuyoruz. Diyoruz ki ya dış güçler şöyle yaptı böyle. İyi olacak dış güçler. Sen eğer güçleniyorsan ya da bir ulussan, bir devletsen, senin karşı atakların hep olacak. Olmak zorunda. Sen daha güçlü durursan dış güçler sana zarar veremez. Ama senin işin o. Ben şimdi sığınacağım, diyeceğim ki dış güçler. La kardeşim ben güçlü olayım, akıllı olayım bir defa. Bunlar olacak. Ben güçlendikçe farklı bir yerde, ha benim milletimin geleneğinde böyle bir şey yok ama. Ama ben de güçlü olduğum noktada kendi hakimiyetimi koymak zorundayım. Bana yapılan duruma karşı mesela. E şimdi dış güçler olacak, benim fındığımı yeri gelecek, paramparça edecek, 10 liraya alacak belki. Adamın işi o. Benim bunun karşısında ne yapıyorum? Üretici olarak ben ne yapıyorum diye bir defa bizim sorgulamamız lazım. Biraz önce anlattığım gibi. Yani bir defa biz manevi tarafımıza bir bakmak zorundayız. Şu fındığın ederini şöyle bir kenara edeceğiz. Şimdi senin dünyan olsa ne olur? Hadi diyelim fındık 50 lira, 100 lira. E kardeşim sen evinde aileni kaybetmişsin, aile olma özelliğini kaybetmişsin ya. Biraz önce söylediğim geleneksel o
akraba bağlarını kaybetmişsin. Kardeşini kaybetmişsin. Evet. O birlik ve beraberliği kaybetmişsin. Senin fındığın 50 lira olsa ne olur ya? Önce ona dikkat çekelim. Yani hedefimiz şu olsun derim ben. Üreticiler olarak. Fındık bizim geleneksel manevi bir değerimizdir. Bizi bir araya toplayan, bizi bir arada bulunduran zamanında bunu geçmişteki arkadaşlarımız, büyüklerimiz de çok iyi bilirler. Bir sofranın etrafında bir şeye ne derler ona? Bir tastaki yemeğe hep beraber kaşık atılırdı. Bütün aile sofranın etrafında birikirdi. Bizim esas özelliğimiz odur bak. Türk milletinin ana özelliğidir. Bir sofranın etrafında aile bağlarını güçlendiren en önemli özelliktir. Biz yani önce onu toparlamak lazım diye düşünüyorum. Evet. O zaman fındık fiyatı 35 lira olmalı şey diyelim. Fındık fiyatı 35 lira olmalı yani. Diyelim. Ona karşı durmak mümkün olur mu? Ama ben yine söylüyorum. Ondan ziyade birlik ve beraberliğimizi temin edelim. Evet. Ben iddiayla bunu söylüyorum. Diyorum ki tabii ki fındık etsin. 50 lira etsin. Ama bundan önce bak önceliği oraya koymaktan ziyade biz birlikte beraber bacı, kardeş, aile olalım önce. Onu yitirdiysek biraz ona dikkat edelim bakalım. Ya. Ondan sonra o fındık eder. Bizim bu dağınıklığımızdan kimse bunun farkında değil. Bizim bu birlik ve beraberlik dağınıklığından istifade edenler var ki tabii ki benim fındığımı elimden alacaklar ya. Alıyorlar da evet. Bugün fındığını alır, yarın önce kültürünü alır. Aldı zaten sonra, işte onu anlatıyorum. Kültürünü aldı, sonra fındığını alır, sonra yani, işte cebindeki parayı aldı, işte ahlakını aldı. Yani yarın bir gün. Başkanım, peki bir siz aynı zamanda tüketici hakem heyetinde temsilcisiniz. Evet. Ne diyelim buradan önce ordulara, ne söyleyelim yani sonuç olarak? Sonumu bağlayacağız. Yani artık sona doğru tamam. Geliyoruz ama ne tamam. Diyelim? Bizim de yolumuz uzak, ordudan geldik. Bir de dönüş yolumuz var burada. Evet, olsun. Evet. Olsun. Nedir yani önemli olan ya da vurgu yapmamız gereken konu nedir? Son 10 dakikamız olsa ne söylemek istersiniz? Valla benim söyleyeceğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Ecdadına yakışan, Türk milletine yakışan evlatlar olmamız lazım. Bu özelliği yeniden geri kazanmamız lazım. Bizim şimdi beraber çok değerli arkadaşlarımız var. Yani biz gazete yapıyoruz, işte bir takım fikirleri bir araya getirirken çok kıymetli insanlarımız var yanımızda, etrafımızda. Bunları günlük olarak müşahede eder ve istişare ederiz. Hocalarımız var. Çok kıymetli hocalarımız var. Onlarla beraber istişare eder. Yani biz çok biliyoruz diyerek mevzuyu oturup da ortaya koyan kişilikler falan değiliz. Sorarız, istişare ederiz. Ondan sonra fikir sahibi olduktan sonra biz meseleyi anlatmaya çalışırız. Şimdi bizim tavsiyemiz şu. Akıllı bir toplum olmak zorundayız. İyi bir tüketici toplumu, akıllı bir tüketici toplumu aldatılamayan, bütün ürünlerinin değerini alabilen, çünkü akıllı, zeki insanlar, zeki insanlardan oluşmuş olan toplumu kandırabilir misin kardeşim sen? Yok dış güçlerdi, yok bilmem ne. Demek ki bizde bir sıkıntı var yani. Toplum olarak bizde bir sıkıntı oluşmaya başlamış. Biz geçmişimizi unutmuşuz. O manevi değerlerden koptukça birilerine doğru netice itibariyle doğal olarak yem olacaksınız yani. Bize olan da bu diye düşünüyorum ben. Ama inşallah yani bu millete kolay kolay bir şey olmaz. Olmayacaktır Allah'ın izniyle. Bu millet dediğim gibi müjdelenmiş bir millettir. Ben o konuda çok rahatım. Kötüler, yanlış yapanlar, bu ülkenin insanlarına zayiat verenler, yanlış yapanlar bunun cezasını mutlaka çekecektir. Benim devletim güçlüdür. Bak devletten bahsediyorum. Benim devletim güçlüdür. Benim devletim hafızasına bunları yazar. Vatandaşlarımız o konuda rahat olsunlar. Bizim cebimizden aldıklarını mutlaka bir gün kusarlar. Kusacaklardır da. Biraz önce dediğimiz işte fahiş fiyatlarla insanları bir gecede dolandırmaya kalkanlar, fırsatçılık yapanlar. Bunlar devletin dezgahından bir gün geçeceklerdir. Benim o konuda güvencim sonsuzdur. Evet.
Fakat başkanım, müjdelenmiş bir milletiz dedik ya, peygamberimiz tarafından müjdelenmiş bir milletiz ama aynı peygamberimiz der ki Müslüman uyanık olmalı da der. Müslüman uyanık olursa aslında o müjdeden faydalanmış olacağız. Doğru mu? Yani aynı zamanda uyanık olmalıyız da vurgu yaptınız ya. İşte o yüzden akıl. Yani, akıl. O hadis de peygamberimize ait tabii. Ya. Diyor ya Müslüman uyanık olmalı. Ama zeki olmalı. Evet. Ha şimdi Efendimiz bunu söylerken de müjdelediği bir millet var, Türk milleti. Evet. Onu boşu boşuna müjdelememiş. Zeki ve akıllı olduğu için müjdelemiş. Güçlü, kuvvetli ve zeki olduğu için. Evet. Onu müjdelemiş. Onun da kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bak. Onun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Müjdeliyor çünkü bir tarafta. Sıradan bir millet değiliz. Değiliz. Bayrağıyla. Biz akıllı bir milletiz. Coğrafyası. Ha bize şu anki durum yakışmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Böyle bir müjdelenen bir millet, Türk milleti gibi bu kadar yüce bir milletin bu kadar güçlü, basiretli, akıllı bir milletin 3 kuruşluk insanlara bu şekilde dolandırılması doğru değil. Onların sözleriyle, bilmem neyle, şunlarıyla, bunlarıyla kandırılacak bir millet olmamalıyız biz. Çok güzel bir cümlenin yeri geldi de söyleyemiyorum. Hani kandırılacak bir millet değil derken şimdi eğer bizim liderimiz devamlı kandırıldık cümlesini ifade ederse işte o millet de hep kandırılmaya mahkum mu oluyor acaba? Ya ben soruyoruz. O konuda evet. Konuya başkanım, girmek istemiyorum. Yani ister istemez konu siyasete giriyor. Bir şey söyleyebilir miyim? O siyaset olur. Bütün samimiyetle birey, o konuda şey genel siyasete de girmek istemiyorum. Birçok siyasetçiyle, siyasetçimizle burada oturduk. Birçok siyasi parti temsilcisini ağırladık. Evet, siyaset ilgimizi çekerdi, konuştuk. Ama sizinle bambaşka bir yolculuk yaptık. Yani sizinle bambaşka konulara girdik. Çok aşırı keyif aldım. Yani memleket meselesi gerçekten tamamen memleket meselesi kavramıyla uyuştu. Ve bunu da zaten Murat Çıraklı da zevkle izliyorum. Dolu dolu bir program, tebrik eder, iyi yayınlar dilerim demiş. Eklemiş. Ali Tütüncü de hayırlı akşamlar başkanım demiş. Şimdi aslında bu kadar söylemin üzerine çok da fazla laf gevezeliği yapmayayım diyorum kendi adıma. Çünkü anlattıklarınız taze kalsın ve akıllardaki, hafızalardaki yerini korusun istiyoruz. Doğru mudur? İnşallah. Başkanım, öncelikle çok teşekkür ederiz. Geldiniz, katıldınız. Ben varsa Moda, söylemek istediğiniz bir şey buyurun. Evet, ben Moda TV'ye bu misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yayın hayatında başarılar diliyorum inşallah. Bölgesel olarak gerçekten ihtiyaç duyulan bir şeyi yerine getiriyor. Ben kendilerine ayrıca Ordu adına teşekkür ediyorum. Evet. Tüketiciler adına da teşekkür ediyorum. Çünkü bizi aydınlatacak en azından bir, bak ne güzel vesile oldu, bir ışık verdiler bize. Özgür bir platformumuz var evet. Başkanım. Özgür, ben, gerçekten özgür. Ben her siyasi ediyorum. Partiye kapımız açık. Bir tane isim hariç bütün siyasi partilere kapımız açık. O isim zaten bize öyle bir teklifte bulunmaz. Onun haricinde mesela sokakta röportaj yapıyorum. Vatandaş diyor ki benim söylemimi yayınlamazsınız diyor. Patronunuz izin vermez diyor. Yok kardeşim biz yayınlarız diyoruz. Bizde öyle bir sıkıntımız yok diyoruz. Gerçi Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dünkü yaptığımız röportaj biraz bazı kesimlerin, bazı arkadaşlarının karnını ağrıtmış ama olsun, karnınız da ağrısa, başınız da ağrısa biz kimseden talimat almıyoruz. Biz bildiğimiz doğru yolda, özellikle eğer o yolumuz doğruysa bildiğimiz şekilde hareket ediyoruz. Ali abi, genel siyasete gir, sana yakışır abi demiş Sezgin Yeşilyurt. Başkanım, evet konuyu kapattık. Siyasete girmeyi düşünüyor musun? Ben siyasetin içindesin zaten. Hayır, ben siyasetin içerisindeyim ama şöyle söyleyeyim. Şimdi tabii genel bir değerlendirme yapacak olursak, özellikle bak hep aynı şeyden bahsediyoruz. Yani insanların, toplumun maneviyattan baya baya bir uzak, ama maneviyatı dolu dolu insanlar yok mu? Çok var. Evet. Fakat onlar biraz gölgede kaldılar bu ara. Yani evet. Özellikle. Ya çıkıp da fikirlerini açığa vurabilecek. Bir ara bir yazı okudum. Çok güzel bir yazıydı. İşte bilmem ne sendromu diye bir yazı vardı. Orada çok güzel açıklama yapmış. İsveç'te 2 tane bilim adamı. Şunu söylüyor. Diyor ki akılsızlar diyor. O kadar cesur ki. Bak dikkat et. Beyni çalışmayan insanlar diyor o kadar cesur ki her şeyi bilir ve toplumun en önünde yürür diyor. Bak dikkat et buna. Toplumun en önünde. Neden? Çok yüzsüzdür. Ondan sıra bulamazsın diyor.
ve onlar sizi idare eder diyor. Aynen. Bak şimdi bu çok önemli. Biz böyle bir ortamda şu anda bugünkü seninle beraber işte bu programı dillendiren bir insan durumundayım. Ben nacizane Ali Yılmaz. Ben müteahhit değilim. Emekli bir adamım neticede. Hayatım hep böyle sivil toplum hareketiyle bilmem neyle falan gibi bitirmiş bir adamım yani bana göre. Tanıyanlar bilenler bilir. Evet. Yani para kazanma peşine düşmemişim. Ailemizin imkanları Allah'a çok şükür. Oldukça iyi. İyi derken çok iyi evet, değil. Evet. Kendimizi yani kimseye muhtaç olmadan kendini geçindirebilecek bir yaşam tarzımız var. Kimseye muhtaç değiliz. Onun için kimseye mahkum falan da değiliz. Hayatımızı böyle idame ettirip gidiyoruz yani evet. Neticede. Dediğimiz gibi bunun üzerine yani siyaseti yaparsak böyle yapacağız. Adaletsizlerle ben siyaset yapmam. Yaparsam işte ben şu anki konuştuğum kişiliğe ters düşerim. Bak bu yaşa geldim. Adaletsiz hiçbir toplum hareketinin içerisine girmedim. Bireysel kaldım. Bak ne yaptım? Gazetemi çıkartıyorum. Çünkü fikrim varsa fikrimi yayınlamaya çalışıyorum. Evet. Yıllardır gazetem var benim biliyorsun. Bir ara verdim. Şimdi yine çıkartmaya başladım. Niye? Çünkü artık bir şeyleri anlatmamız lazım. İhtiyaç varsa bana göre. Susmanın vakti değil. Değil. Evet, konuşacağız. Zaten evet. Siyaset yaparsak bizim işte anlattığımız günler inşallah gelecek. Adaletsizlerin elinden kurtulan yani adaletsiz düzgün olanları tenzih ederek konuşuyorum. Bugün öyle adaletsizlikler var ki ben kendi adıma da konuşuyorum. Madem burada konuşuyoruz. Ben böyle bir kişiliğim. Ama doğruyu insanlar bir türlü hazmedemiyor. Doğru diyor, olmaz diyor ya. Böyle bir şey var mı? Böyle bir anlayış var mı? Doğru diyor. Bak bu diyor, yarın diyor bu doğrulukla beraber yol alır gider diyor ya. Yazık günah ya. Doğru yol alsın gitsin kardeşim kim olursa olsun. Ha biz buna inandığımız için biz biraz kenarda. Ama işte bu maneviyata sahip olanlar biraz kenarda durduğu için zaten az önceki bahsettiğin ama öyle. Ama öyle. Cahil, özür dilerim artık ne isim verirsen. Aptal, cahil. O zaten kendini bir adam yerine koyup sözü o cehaletinden aldığı cesaretle bak cehaletinden kaybedecek hiçbir şey yok bunun çünkü. Evet. Cehaletinden almış olduğu cesaretle sürekli koşuyor. İşte. O dinlemiyor çünkü. Ama yüzsüz. Sizin gibi bu maneviyata önem veren kesim geri durduğu için aslında arka kısımda durduğu için veya kendinde geri çektiği için onlar da meydanı boş bularak belki o boşluğu dolduruyor. O öyle zannediyor da bu dolduruyor güya kafasına göre ama onların sonu çok acı ya. Bak bunu da görüyorum ben biliyor musun? Hep gördüm. Yaşamım boyunca çok gördüm. Çok uzun süreli olmayacak. Olmuyor. Zaten. Uzun soluklu olmayacak. Olmuyor. Onlar şimdi bir gaflet içerisinde. Önlerine perde çekilmiş. Arka tarafı hiçbir zaman göremiyor onlar. Evet. Bu böyle bir gaflet işte. İnşallah uyanırlar diyoruz. Ya. Evet başkanım gerçekten çok teşekkür ettim. Emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Allah beni razı olsun. Beni de bugün açtın iyi mi? Yani beni biraz fazla şey yaptın. Çok keyif aldım. Çok da iyi oldu. Hatta şöyle yaparız. Ben şimdi aklımda bir iki arkadaşım daha var. Sıkıştığım konularda onlara başvurup haydi koşalım diyebileceğim. Şimdi sizin gazeteci yönünüz var. Şimdi aynı zamanda Orspor gibi spor bir takımda başkanlık yaptınız. Siyasi partide işte ilçe başkanlığı yaptınız vesaire il yönetimlerinde bulundunuz. Hani evet. Topluma vakıfsınız. O yüzden evet. Diyorum ki bazı sıkıştığımız zamanlarda yine buraya geliriz. Her zaman buradan, her zaman. Emriniz olur bana. Ben yine tekrar kuruma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Moda TV'ye çok teşekkür ediyorum. Lafı devamlı açıyor. Sağ olsunlar. Evet. Alev ablamız orada rejide yoruluyor. Ahmet evet. Bey sağ olsun. Onlara da o hanım kardeşimize de çok teşekkür ediyoruz. Emek verdi tabi. Evet sağ olsun var olsun. Bakıyorum mesajımız var mı diye. Ha bak güzel bir mesaj daha geldi. Ali Durgut. Çünkü okumadan bırakırsak izleyicimize de ayıp sevgili olacak. Hocam selamlar buradan. Ali Durgut der ki Sayın Hocam, Ali Başkan doğrular her zaman da mertçe toplumda gezerler demiş. Doğrular her zaman mertçe demiş, bu toplumda gezerler demiş. Evet Murat Çıraklı Başkanım da bugün bilgili insanlarda yetki yok, yetkili insanlarda bilgi yok.
sorun bu demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki dostlarım benim çok kıymetli, değerli dostlarım. Murat Çıraklı benim geçmişte beraber siyaset yaptığım çok kıymetli, değerli bir arkadaşım. Ali Durgut hocam da zamanında benim ilçe başkanlığı yaptığım dönemlerde benim bölgemde Gülyalı'da YİBO'nun müdürlüğünü yaptı. Çok kıymetli, çok değerli bir insan. Bizden hepsine selamlar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Yani o duyguları da beni ihya ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizden hepsine selamlar olsun. Başkanım, bu arada arkamızda Gülyalı mı var? Herhalde Gülyalı'yı koymuşlar, yanılmıyorsam. Veya Ünye veya orada. Hepsi bizim zaten. Evet değerli izleyenler, kahrımızı çektiniz. Sürçülisan ettiysek affola. Haftaya yine burada farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar ekranlarınızda olmayı umut ediyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar olsun. Sağlıkla kalın.